Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâlel Resûlü ya Rabbi inne kavmi ittehezû hâzel Kur'âne mehcûrâ. Sadakallahul azim. Ve bellegnel Resûlül kerîm ve nahnu alâ zâlike mineşşahidin. Aziz dostlar, köklerimiz olan, bizlerin Müslümanlığının aynası olan, ideal mümin topluluğu olan sahabe neslinin Kur'an anlayışını anlamaya devam edeceğiz. Öncesinde şöyle zihinlerimizi bu meseleyi algılayabilecek bir seviyeye çıkarma adına asr-ı saadetten, asrı saadet olduğu gibi aslı da saadet olan o saadet çağına bir gidelim. Oradan bir tabloyla bugünkü dersimize başlayalım ki zihinlerimiz bugün alacağımız mesajlara açık bir hale gelsin. Bu tabloyla da sahabenin, elbette ki sahabenin de öğretmeni olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an anlayışını anlamaya çalışacağız beraberce inşallah. Hazreti Ayşe validemiz bize rivayet edecek bunu ama öncesinde İbn Abbas'ın bize söylemiş olduğu bir sözü anlayalım ki bu rivayeti anlama noktasında daha iyi bir katkıda bulunmuş olsun bize. Bir gün İbn Abbas ki tercümanul Kur'an'dır, Kur'an'ın tercümanıdır, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakkında dua ettiği Kur'an'ı sahabe içerisinde en iyi anlayan güzide şahsiyetlerden birisidir. Bir gün bir tartışmaya şahit olur. Bakar ki o günün insanları Kur'an'ın bazı ayetlerinin kimler hakkında olduğunu tartışıyorlar. Biri bu kitabın bu ayetleri Hristiyanlar hakkındadır diyor. Başka bir kesim Yahudiler hakkındadır diyor. Ayetin kime hitap ettiği konusunda bir tartışma yapıyorlar. Ve o tartışmanın orta bir yerinde İbn Abbas olaya müdahil oluyor. Çok sert bir ifadeyle söylediği cümle şu oluyor İbn Abbas'ın: "Ey Müslümanlar, siz ne kadar akıllısınız böyle. Kitabın içerisinde ne kadar tatlı şey varsa size, ne kadar acı şey varsa kitap ehline, öyle mi? Hayır vallahi. Bu kitabın iki kapağı arasındaki her ayet, her cümle, her mesaj acısıyla ve tatlısıyla Müslümanlaradır, ümmeti Muhammed'edir. Böyle bir tahsis hakkınız yok." diyor. Eğer öyle olsaydı, tek bir muhatabı olsaydı, tek bir muhatap çevresi olsaydı, söyler misiniz Allah aşkına Kur'an niye İsrailoğullarından o kadar ciddi bir yekün tutan ayetlerden bahsetseydi? Demek ki bize bakan bir yönü var. Her ayetin ve her mesajın bize bakan, bizim için söylenmiş, bize dönük, bizim hayatlarımıza müdahil olan, yön veren mesajları var. Ve sahabe de, Allah Resulü de böyle anlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiçbir ayeti "bu bana söylemiyor" gibi anlamazdı. Hiçbir ayeti mi? Evet, hiçbir ayeti. Peki bazı ayetler vardır ki o günün insanı için sahabe ile peygamber arasındaki hukuku tanzim ederdi. Bugünün insanı için peygamber ile ümmeti arasındaki hukuku tanzim ediyor. Hukukun tarafları böyle belli iken nasıl bazı ayetlere Allah Resulü muhatap olabilir ki? Bunu söyleyebiliriz. Daha da somut bir örnek vereyim anlaşılsın diye. Söyler misiniz mesela Hucurat suresinin 2. ve 3. ayetleri? "Ey iman edenler,
Seslerinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Birbirinize bağırdığınız gibi, birbirinize hitap ettiğiniz gibi Allah'ın Resulüne hitap etmeyin ayetinin peygambere bakan yüzünde nasıl bir mesaj vardır? Peygamberle sahabe arasındaki hukuku tanzim ediyor. Ve orada bu mesajın muhatabı sahabedir ilk dönem içerisinde konuşursak. Bugün için konuşursak ümmettir. Peki Allah Resulü böyle bir ayeti nasıl anlardı? Bunda muhatap Allah Resulü değil. Hitap da ey iman edenler diye geliyor. Nasıl Allah Resulü kendisini bu ayetin de muhatabı sayıyor? İşte Ayşe validemiz onu bize anlatıyor. Bir gün diyor, başta babam Ebu Bekir olmak üzere ashabın büyüklerinin hepsi Allah Resulü'nün yanında oturuyorlardı. Ve o ara içeriye Efendimizin amcası Abbas girdi. Hazreti Abbas'ı çok severdi Allah Resulü. Aralarında sadece 3 yaş vardır. 3 yaş olmasına rağmen değil mi ki amca ve yeğendir? Allah Resulü de o amcalığa yakışır bir edepte kendinden sadece 3 yaş büyük olan Hazreti Abbas'a saygıda asla kusur etmezdi. Her an onu ayakta karşılar, ona hürmet eder, ona yer verir, onu meclisin en baş köşesine otururdu. Ayşe validemiz diyor ki, Hazreti Abbas içeriye girer girmez babam ayağa kalktı ve yerini Allah Resulü'nün amcası olan Abbas'a verdi. Efendimiz çok memnun oldu ve orada bize aslında insanların insani ilişkilerde kullanabilecekleri bir ilkeyi söyledi Allah Resulü. Büyüklerin kadrini ve kıymetini ancak büyükler bilir. Ebu Bekir büyüktü. O büyük bir insandı. Abbas da büyüktü. İşte iki büyük birbirlerinin kadrini biliyor demenin ifadesiydi aslında bu. Oturdu Hazreti Abbas kendine verilen yerde. Ve Allah Resulüne bir şeyler sormaya başladı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Abbas'la konuşurken bir anda sesini kısarak konuşmaya başladı. İnsanlar anlamamışlardı Allah Resulü'nün o tavrını. Ama Allah Resulü'nün yanında bir an ayrılmayan sağının adamı olan Ebu Bekir anlamıştı. Efendimiz'de bir farklılık olduğunu çok iyi anlamıştı. Hazreti Abbas soracağını sordu, alacağını aldı, meclisi terk etti. Ve sordu Hazreti Ebubekir, ya Resulallah sesine bir şey mi oldu? Neden sesini kıstın? Yoksa hastalandın mı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki hayır. Sesime hiçbir şey olmadı. Ama sizin sorumlu olduğunuz bir mesajdan ben de sorumluyum. Allah size Hucurat Suresinin 2 ayetinde benim yanımda sıradan insanlarla konuşma gibi bir konuşma hitabını yasakladı. Ben de bu yasağın kapsamında kendimi düşünüyor ve amcamın yanında ben de bunu uyguluyorum dedi. Peygambere ait bir hukuk Allah Resulü'nde böyle yankı buluyor işte. Hiçbir şeyi ama hiçbir şeyi Allah Resulü kendinden beri tutmuyor. Onun da en büyük delili işte budur. Ve sahabe o günden sonra daha iyi anlıyor. Ayetlerdeki her hitaba kim olursa olsun lebbeyk ya Rab deyip icabet etmenin önemini. Onun için dostlar, sahabenin Kur'an anlayışı bize birçok şey öğretecek ama en temelde de şunu öğretecek. Kur'an ayetleri içerisinde tahsis yok, tevil yok, nesh yok. 3 şeyde Kur'an'ın hükümlerini ve mesajlarını özelleştirme
ya da mesajlarını daraltma anlamı taşıdığı için sahabede bu üç şey de yoktu. O halde bu çağın sahabisi olma iddiasında olan insanlar ya da sahabe gibi Kur'an'ı anlama iddiasında olanlar da aynı hassasiyeti göstermek zorundadır. Ne tahsis adı altında, ne nesh adı altında, ne de tevil adı altında Kur'an'ın mesajlarını daraltma ya da özelleştirme gibi hiç kimsenin bir hakkı olmayacak. İnşallah bizler de sahabenin o hassasiyeti gibi anlarız da ilahi kelam onları inşa ettiği gibi bizi de inşa eder. Bizi de farklı ufuklara yolculuk etme gibi bir şerefi ve izzeti bizlere de nasip eder inşallah. Bu temenniyle dostlar gelin bugünkü dersimize başlayalım. Ne dedik? İlk muhatapların dini anlayışları. Ve ilk muhataplardan önemli bir kesim olan müşrikler, müşriklerin şirk anlayışları, Kur'an'ın şirk ile olan mücadelesi. Müşahhas tanrılar, mücerred tanrılar, hepsinin şirke açtıkları kapılar ve Kur'an'ın açık mesajlarıyla, Esmaül Hüsna ile Kur'an'ın şirke ait çok açık beyanlarıyla vermiş olduğu mücadele. Bunları işledik geçen dersimizde. Bugün ise yine ilk muhatapların dini hayatlarında var olan iki çevreyi anlamaya çalışacağız. Nedir o iki çevre? Bir, haniflik. İki, sabilik. Hanifleri ve sabileri Kur'an ve sünnet çerçevesinde anlamaya çalışacağız. Kimdirler? Kimlerden müteşekkildir bu iki çevre? Düşünceleri nedir? Yanlış düşünceleri varsa Kur'an nasıl onları tahsis etmiştir? Doğru düşünceleri varsa Kur'an onları nasıl desteklemiştir? Bu iki çevrenin bugün için bir yansıması var mıdır, yok mudur? Kur'an bunlara nasıl değinir? Bunların hepsini bu derste işlemeye çalışacağız inşallah. Önce hanifler diyeceğiz. Nedir hanifler? Kur'an'ın andığı ve defaatle andığı bir çevredir, dini bir çevre. Kur'an 10 kez hanif olarak, 2 kez de hünefa olarak toplam 12 kez bu çevreyi anar isim olarak. Açıkça fikirlerini söylemez, düşüncelerini söylemez, kimler olduğuna ima yoluyla da herhangi bir işarette bulunmaz ama hanifleri anlayabileceğimiz temel ilkeleri bizlere verir. Kur'an'ın andığı o 12 tane kullanımda biz bu ilkeleri elde ederiz. Nedir bu ilkeler? 4 tanedir dostlar. Birincisi şu, Kur'an haniflik derken her zaman şirkin ve müşriklerin zıttı olarak kullanır. Hanifliğin en temel anlamı budur. Şirkin ve şirke düşen müşriklerin zıttı bir kesimdir haniflik. Zaten hanif kelime anlamıyla bütün batıldan yüz çevirip hakka yönelen demektir. Batıla ait ne varsa hepsine kapılarını kapatıp yüzünü hakka yönelene hanif derlerdi. Dolayısıyla o 12 tane farklı kullanımın bize verdiği ilk mesaj budur. Şirkin ve müşrikliğin zıttı. İkincisi, bakıyoruz ki 12 kullanımın 8 kullanımı hanifliği Hazreti İbrahim ile beraber alır. Yani haniflik ile İbrahim Aleyhisselam arasında bir bağ vardır. O bağ nedir? İbrahim neydi? Bir tevhid mücadelecisiydi. Şirke ait her şeyi hayatının dışına iten, hayatında asla ona yer vermeyen bir tevhid abidesiydi. İşte Kur'an 8 yerde hanifliği Hazreti İbrahim ile beraber anarak buna işaret ediyor.
Üçüncüsü, bir mesaj veriyor Kur'an bize. İbrahim'e kendini nispet edenler var. Yahudiler diyorlar ki İbrahim bizim atamız, İbrahim bizdendir. Hristiyanlar diyorlar ki İbrahim bizim atamız, İbrahim bizdendir. Kur'an ne diyor? İbrahim ne Yahudidir, ne Hristiyandır. Haniftir o, Hanif. İbrahim'in gerçek kimliğini haniflik ile Kur'an bizlere açıklıyor. Bu da üçüncüsü. Dördüncüsü de dostlar, iki ayette. Yunus suresi 10. ayet, Rum suresi 30. ayette hanifliği Kur'an Muhammed ümmeti için, Efendimiz için kullanıyor. Demek ki haniflik birilerinin anladığı gibi başlayıp da biten bir şey değil. Başlayıp İslam ile kemal noktasına doğru çıkan bir dini düşüncedir. Böyle anlatır Kur'an bize. 12 kullanım, 4 tane farklı ilkeyi gözler önüne serer. Hadisler değinir mi haniflere? Hadisler de değinir. Birçok, ama 2 tanesini aktarayım. Buhari'nin İbni Abbas'ın rivayetiyle bize aktardığı bir hadistir bu. Efendimiz aleyhissalatü vesselama soruldu der İbni Abbas. Allah katında en makbul din nedir diye. Efendimiz aleyhissalatü vesselam dedi ki en makbul din kolaylaştırılmış hanifliktir. İslam ifadesini de kullanmıyor Efendimiz. En makbul din kolaylaştırılmış hanifliktir. Başka bir hadis İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde ve Müslim'inde geçer. Allah'ın lisanı ile, yani hadisi kutsi olarak Efendimiz beyan eder, bize der ki Allah kullarımın hepsini hanif olarak yarattım dedi. Kullarımın hepsini hanif olarak yarattım. Peki dostlar, hadisler burada 12 tane hanif kullanımı kullanan ayetler burada. Hepsini üst üste getirsek haniflik düşüncesine Kur'an ve sünnetten nasıl bir şey çıkarırız? 2 temel ilke çıkarırız. Birincisi şu, haniflik Efendimiz aleyhissalatü vesselamdan önce yaşayan ama tevhid üzere yaşayan, ama şirke kapı açmayan, ama tahrif olmuş herhangi bir dine tabi olmayıp fetret döneminde Müslüman olarak yaşayan her kimseye denir. İşte hanifliğin Allah Resulü'nün hadislerinde ve Kur'an'ın kullanımındaki ifadesi. İkinci mesajda bunların hepsinden alacağımız, Kur'an'ın nüzulünden sonra nüzul sürecinin özellikle ortalarında haniflik İslam'a inkılap edince Kur'an haniflik kavramını başka bir anlamda kullanmaya başladı. Çok önemli bir şey söyledik. Kur'an haniflik kavramını başka bir anlamda kullanmaya başladı. Kur'an'ın böyle bir özelliği mi var? Evet dostlar, Kur'an'ın böyle bir özelliği var. Kur'an Arapça indi, Arap bir toplumuna indi, Arapların Kureyş kabilesine indi, Kureyş lehçesine indi. İnşallah ilerleyen derslerde Kur'an'ın dili olan Arapçanın özelliklerini de burada anlatacağız. Ama bugün burada yeri gelmişken bir konuya temas edeceğiz. Nedir o? Kur'an'ın kavramlar ile, kelimeler ile olan münasebeti. İniyor bir dil üzere, bir dil üzere iniyorsa, insanların kullandığı bir dil üzere iniyorsa, o günün insanları belli kelimeleri ve kavramları kullanıyor demektir. Peki Kur'an bu kelimelere ve kavramlara nasıl muamelede bulundu? O insanların kullandıkları gibi mi kullandı? Yoksa onlara bir müdahalede mi bulundu?
Bu gözle Kur'an'ın kelime ve kavramlarına bakarsak dostlar, Kur'an'ın kelime ve kavramlarla münasebetinin üç farklı şekilde olduğunu görürüz. Bu çok önemli bir mevzudur. Ve bugün Kur'an'ın anlaşılması noktasında bu mevzu ihmal edildiği için Kur'an kelimeleri Allah'ın istediği maksat üzerinde ne yazık ki anlaşılmıyor. Kur'an kelime ve kavramlara üç farklı müdahalede bulunmuştur. Nedir bunlar? Birincisi şu: Kur'an kelimelere ve kavramlara yeni anlamlar idhal etmiştir. Yeni anlamlar geçirmiştir. İnsanlar kullanıyorlar. Mesela Arapların kullandıkları kavramlar ve kelimeler: kazanç, kayıp, kar, ölü, diri, ama, gören, selat gibi kavramlar. Bunlar o günün Kureş insanının kullandığı kelimeler ve kavramlardı. Kur'an nazil olur olmaz ne yaptı biliyor musunuz? İnsanların kullandığı bu kelime ve kavramları aldı. Onların yüklediği manaları tamamen içerisinden boşalttı ve içerisini yeniden kendi yüklediği mana ve anlamlarla doldurdu. Böyle olunca cahiliyeye zihnini inşa ettiren bir insanın ölü ve diri derken, kazanç ve kayıp derken, ama ve gören derken anladıkları farklı, zihnini Kur'an'a inşa ettirenin anladıkları farklı oldu. Çünkü anlamlar farklıydı. Kelimeler aynıydı ama anlamlar farklıydı. Ne diyordu Talha İbni Ubeydullah'ın, Zübeyir İbni Avvam'ın anneleri? Kendi hayatını yakma diyorlardı. Çünkü onlar öyle anlıyorlar. Muhammed'e tabi olmanın hayatı yaktığını anlıyorlar. Ama Kur'an Muhammed'e tabi olmanın hayatı ve dünyayı kurtardığı gibi ahireti de kurtaracağını söylüyordu. Çünkü iki anlayışla kelimelere farklı anlamlar yüklüyordu. Öyle olmasaydı dostlar, Amr İbni Füheyre arkasından yediği mızrakla vallahi şimdi kurtuldum diyebilir miydi? Öldüren Cebbar İbni Sulma, ölen Amr İbni Füheyre bakış açısı cahiliye olursa aslında kurtulan Cebbar, ölen Amr olması gerekirken anlamlarını Kur'an'a yükletmiş bir kavramlar düzleminden konuştuğunuz zaman kurtulan Amr, ölen ise, kaybeden ise Cebbar oluyor işte. Demek ki Kur'an kelimeleri böyle bir şekle getirmiş, böyle bir müdahalede bulunmuş. Bazılarını almış, onlara yeni anlamlar idhal etmiştir. Bu birincisi. İkincisi ne? Anlam daraltması ve genişletmesi yapmıştır. Kullanıyor cahiliye o kavramları ama Kur'an nazil olunca cahiliyenin kullandığı o anlamları ya daraltıyor ya genişletiyor. Yani onun alanına müdahalede bulunuyor. Mesela leyl böyleydi, kadr böyleydi, beşer böyleydi, insan böyleydi, tayyip böyleydi, habis böyleydi, mele böyleydi, mütref böyleydi. Bu kelimelerin hepsine Kur'an anlamlarına genişletme ve daraltma noktasında müdahil olmuştu. Bu da ikincisi. Üçüncüsü de şu: kelimeyi aynen yerinde bırak. Cahiliye nasıl kullanıyorsa Kur'an da aynı anlamda, anlamına en ufak bir değişiklik yapmadan aynı manada kullanıyordu. Mesela buna da örnek vermek gerekirse yevm, dehr, kadr bu kelimelerdendi. Asr mesela bu kelimelerdendi.
Cahiliye Arabı da aynı manada kullanırdı. İslam da, Kur'an da aynı manalarda kullandı. Demek ki Kur'an kelime ve kavramlara böyle müdahil oluyormuş. Peki haniflik kelimesi bundan nasibini aldı mı? Evet aldı. Hanifliğe de müdahalede bulundu Kur'an. Kur'an nazil olmadan önce hanifler dediğimiz zaman kimi kastetmiş oluruz? Fetret döneminin Müslümanları. Kur'an nazil olmaya başladı. Daha haniflerden safını belli etmeyenler vardı. Kimisi Allah Resulüne iman etmiş, kimisi ise farklı mülahazalardan dolayı inkar yolunu tutmuştu. Nüzul sürecinin başlarında da Kur'an aynen nüzulden önceki anlamda kullandı. Ama işin ortalarına doğru Kur'an haniflik deyince başka bir şey demeye başladı. Ne dedi biliyor musunuz? Nüzul sürecinin ortalarında hanifliğin anlamı birebir değişti. Anlam samimiyet oldu. Samimiyet. Haniflik ve Müslümanlık yan yana geldiği zaman samimi Müslümanlık anlamında kullanıldı. Aynen tevbeye eklenen nasuh kelimesi gibi. Nasıl ki nasuh tevbe, tevbeye bir derinlik kazandırdıysa, haniflik de Müslümanlığa bir derinlik kazandırdı ve samimi Müslümanlığın en zirve hali olmaya başladı. İşte bir kelimenin Kur'an'ın nüzul sürecinde başlayıp geldiği nokta böyleydi. Bu bilgiyi bilelim ve Kur'an'daki Müslümanlıkla birlikte dillendirilen hanif kelimelerini böyle okuyalım. Ama yine o güne gidelim. O gün hanifler kimlerdi? Bu soruyu sorduğumuz zaman dostlar, çok net cevaplar alamayız kaynaklardan ama hamdolsun elimizde bunu bize verecek bazı rivayetler de var. Bunların en başında mesela Mahmud Şükrî Alusi'nin Bulûğul Erb isimli o eşsiz eserinde biz bir liste bulabiliriz. Mahmud Şükrî bize Allah Resulü döneminde yaşamış 20 tane hanifin ismini verir. Doğru mudur hepsi? Elbette ki değil. Eleştiriler getirilebilir bu isimlere. Andığı isimlerden bazılarının biz İsevi ya da Hristiyan olduğunu biliyoruz. Anmadığı bazı isimlerin biz hanif olduklarını biliyoruz. Onun için ben burada tek tek size isimleri sayıp isimler üzerinde herhangi bir açılım yapmayacağım. Ama o günkü haniflik düşüncesini anlayabilmemiz için hanifleri üç temel sınıfa ayıracağız. Bu üç temel sınıfta aslında biz hem onların düşüncelerini anlayacağız, hem de Kur'an'ın nüzul sürecinde haniflerin hangi noktaya vardıklarını daha iyi anlamış olacağız. Nedir bu üç temel süreç? Birincisi şu dostlar, nübüvvetten önce yaşayan ve o hal üzere de vefat edenler. İkincisi, nübüvvete yetişmelerine rağmen iman etmeyip inkar yolunu tutanlar. Bakın, hanif olmalarına rağmen böyle olan bir sınıf da var. Üçüncüsü, nübüvvete yetişip İslam'a, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a koşanlar, hanifliklerini İslam ile birlikte devam ettirenler. Üç sınıf. Ve gelin şimdi bu üç sınıfın biraz açılımına değinelim. Ne dedik birinci sınıfa? Nübüvvetten önce yaşayan ve o hal üzere de vefat edenler. Haniflerin en fazlasını bunlar oluşturur. Fetret dönemi. Yani peygambersiz bir dönem. İsa Aleyhisselam'dan sonra Allah'ın o coğrafyaya ve en azından Kur'an'ın andığı Nil'den Fırat'a kadar olan bölgeye herhangi bir peygamberin gelmediği dönem.
Ve bu dönemde bazı insanlar tevhide dair ne varsa hepsini kabul edip şirke kapılarını kapamışlardı. Ve kaynaklar Allah Resulü'nün Fihir'den, Kureyş'ten başlayıp Mudar'dan devam eden onlarca dedesini Hanif olarak bize takdim ederler. Efendimiz'den bize intikal eden bir iki hadise istinaden. Bunlar biraz eleştirilir. Ama üzerlerinde net bilgiler olan bazı isimler var. Mesela Allah Resulü'nün 7. dedesi Kab İbni Lühey. Bu yiğit dede Hanif'ti. Hanifliğini de binlerce yıl sonrasında bize aktaran rivayetlerden biz okuyoruz. Cuma günü, o günün ismiyle Yevmul Aruba, Araplık gününde bu yiğit dede Kabe'nin etrafında ve avlusunda bütün Mekkelileri toplar, halkın meselelerini o gün konuşur, o gün bir içtima günü olur ve o günün sonlarında Kab İbni Lühey gelecek son peygamberden bahisler açardı. Mevcut dini yapıyı kabul etmez. Putları kerih görür. Acaba ben yetişebilecek miyim gelecek sultanlar sultanına deyip Allah Resulü'nün yolunu gözlerdi. Ama o yetişemeyecek. Nereden bilecekti ki Kab İbni Lühey kendi soyundan ama 7 nesil sonra gelecek. Biz biliyoruz ki bu insan haniflerden bir tanesiydi. Mesela İbni Heyyeban haniflerden biriydi. Önce Yahudilik dinini benimsemiş. Beni Kureyza Yahudilerin içinde yaşamış. Sonra araştıra araştıra Yahudilik düşüncesi içerisinde de tahriflerin olduğunu fark edince bütün dinlerden yüz çevirerek hanif bir kimliğe kendini kavuşturmuştu. İbni Heyyeban Beni Kureyza Yahudilerini uyarırdı ara ara. Sakın ha gelecek son sultana karşı çıkmayın. Eğer karşı çıkarsanız ben onun vasıflarını biliyorum. Onun vasıflarını ve özelliklerini okuyorum ki o sizin hepinizi mağlup edecek diyordu. Yıllar sonra Beni Kureyza Yahudileri Allah Resulü'nün kılıçlarının muhatabı olunca dizlerine vurdular. Keşke o gün İbni Heyyeban'ı dinleseydik de bugün bu işler başımıza gelmeseydi dediler. İşte İbni Heyyeban onlardan bir tanesiydi. Hus İbni Sa'ide onlardan bir tanesiydi. Ukas Panayır'ın yaşı 100'e merdiven dayamış o güzide insanı, o piri fanisi, o şair olan insanı. Allah Resulü bir gün Kus İbni Sa'ide'yi Ukas Panayır'ında görür. Efendimizin yaşı kaçtır o zaman bilir misiniz? 20. 20 yaşlarında bir delikanlı. Ve Kus İbni Sa'ide Kabe'nin avlusunda tevhide ait mesajları içeren bir şiir okuyor. Efendimizin o kadar hoşuna gidiyor ki o şiirin birkaç kıtasını ezberliyor. Kus İbni Sa'ide de Allah Resulüne yetişemeden, onun nübüvvetine kavuşamadan vefat ediyor. Ve bir gün Allah Resulü'nün huzuruna Kus İbni Sa'ide'nin kabilesinden birileri geliyor. Efendimiz onları tanıyor. Siz meşhur şair Kus İbni Sa'ide'nin kabilesindensiniz değil mi diyor. Ben diyor yıllar önce dedenizin bir şiirini duymuştum. Şiirinde şöyle şöyle diyordu. Bu şiirin devamını bilen var mı içinizde? Hiç kimseden ses yok. Allah Resulü bir daha tekrar ediyor. Hiç kimseden ses yok. Bir el havaya kalkıyor. Elin sahibi Allah Resulü'nün sağının adamı Hazreti Ebubekir'dir. Ben ya Resulallah diyor ben.
Ben de o gün oradaydım. Senin yaşın 20, benim yaşım da 18'di. Ben de o gün Kus İbni Saide'nin okuduğu şiirleri duydum. Ve Allah Resulü'nün tamamlayamadığı şiirin kıtalarını Hazreti Ebu Bekir tamamlıyor o huzurda. İşte Kus İbni Saide de o haniflerden bir tanesiydi. Hanifler dediğimiz zaman dostlar, en başa yazacağımız isimlerden bir tanesi Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil'dir. İşte o da onlardan bir tanesiydi. Kim Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil? Aşere-i Mübeşşere'den Allah Resulü'nün lisanıyla cennetle müjdelenen yiğitlerden biri olan Said İbni Zeyd'in babası Hazreti Ömer'in amcası. Bu da haniflerdendi. Ve bu yolda, tevhid yolunda canını feda eden muvahhid bir insandı Zeyd İbni Amr. Yıllar yılı aramış durmuştu. Şam'a, Musul'a gitmişti bunun için. Acaba son elçi buralarda mı zuhur edecek? Musul'da bir rahibin yanına varmış ve ona derdini anlatmıştı. Beni buraya getiren şey son elçinin ayak sesleridir demişti. O rahip şunu demişti Zeyd İbni Amr'a. Ey Zeyd, doğru şeyi yanlış yerde arıyorsun. Aradığın şey doğru. Son elçinin ayak sesleri duyuluyor. Ama burada değil. Geldiğin yerde, yani İbrahim'in mekanında, yani Faran dağlarında, yani Mekke'de arayacaksın. Zeyd İbni Amr bu haberi alınca Musul'dan Mekke'ye doğru yola çıkıyor. Yolda Beni Cüzam kabilesine rast geliyor. Bu kabile tutukluyor Zeyd İbni Amr'ı ve bırakmıyor. Öldürecekler. Öldürüleceği sırada Zeyd İbni Amr şöyle dua ediyor. Ya Rabbi diyor, ben ondan mahrum oldum. Yani gelecek son elçiden ben mahrum oldum. Ama sen oğlum Said'i ondan mahrum etme. Said'i ona kavuştur. Said ona kavuşacaktır dostlar. Gencecik yaşında Said İbni Zeyd Allah Resulü'nün yanında hem de ilklerden olan sabikun-u evvelin olarak Allah Resulü'nün arkasında yerini alacak. Bütün harplere katılacak. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından bir an ayrılmayarak muvahhid bir babanın kabul olmuş bir duası olacak. Öyleydi işte Said İbni Zeyd. Ve onun babası Zeyd İbni Amr, tevhid yolunda kanını akıtan, hayatını şehadet ile noktalayan muvahhid bir babaydı. Onu andığı zaman Allah Resulü şöyle anardı. Aynen İbrahim Aleyhisselam gibi. O da hanifti, İbrahim de hanifti. O halde nitelendirme ikisi için de aynı olmalıydı. Zeyd İbni Amr için Allah Resulü şunu diyordu. O tek başına bir ümmettir. Tek başına bir ümmet. Aynen İbrahim gibi. Aynen haniflerin şahı olan İbrahim Aleyhisselam gibi. İşte bunlar dostlar. Kab İbni Lüheyy, İbni Heyyaban, Kus İbni Saide ve Said İbni Zeyd'in babası Zeyd İbni Amr İbni Nüfeil nübüvvetten önce yaşamış, Allah Resulüne yetişememiş ve o hal üzere hanif bir biçimde vefat edenlerdi. Bu birinci sınıftı. İkinci sınıf ne dedik? Nübüvvete yetişmelerine rağmen çeşitli mülahazalarla Allah Resulüne iman etmeyenler. Böyle olan bahtsızlar da var. Düşünün, bir ömür toplumun yaygın bir kanaati olan putçuluğa kapı kapayacaksınız. Bir ömür toplumun yaygın olarak kullandığı dini düşünceyi benimsemeyeceksiniz. Ama işin sonunda yine hüsran ile elleriniz
boş bir biçimde kalacak. Böyle bir sınıf işte bu sınıf. Ve bu sınıf için en azından haklarında bilgiler elde ettiğimiz üç isim var önümüzde. Kim bu üç isim? Ebu Amr İbni Seyf, Ebu Kays İbni Eslet, üçüncüsü de Ümeyye İbni Ebi Salt. Üç isim. Bunlar da nübüvete yetişmelerine rağmen haniflerini kemalata taşıyacakları yerde inkarla neticelendiren üç bahtsız. Biraz bunları da tanıyalım mı? Tanıyalım ki o orijinal şahıslardan da bugünün dünyasına belki mesajlar alabiliriz. Biri kim dedik? Ebu Amr İbni Seyf. Bu şahsı aslında çok iyi tanıyoruz. İsmi belki yabancı geldi size ama öyle yiğit bir evladın babası ki bu. Oğlunun ismini duyduğunuz zaman diyeceksiniz ki böyle bir oğula böyle bir baba olur mu? Ama ne dedik geçen derslerde? Allah bazen ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarabilir. Bazen İbrahim gibi bir evladın Azer gibi bir babası olabilir. Bazen Nuh gibi bir babanın Kenan gibi bir oğlu olabilir. İşte bu da ona örnek. Ebu Amr İbni Seyf, Uhud'un yiğidi Gasailül Melaike isimli Hanzala'nın babasıdır.